Siyasi iktidarın AKP-MHP Cumhur İttifakı'nın bugün geldiğimiz aşamada topluma, Türkiye halklarına, Türkiye emekçi sınıfına faşizmden başka vaat edeceği hiçbir şeyin olmadığı bir kez daha tescillenmiştir aslında. Bu anlamıyla 31 Mart 2024 yerel seçimleri kritik bir dönemeçti. O kritik dönemeçte aslında 22 yıllık iktidarlarını sarsan bir yerden halkın önemli bir ihtarı oldu. Bu ihtara söylemsel bir cevap üretmeye çalıştı iktidar güçleri. Ve ilk elden dediler ki yeni anayasa tartışmalarını başlatacağız. Bir yumuşamaya ihtiyacımız var dediler. Ama o yumuşama söylemlerini başlattıkları anda aslında kayyumun çeşitli versiyonlarıyla Türkiye'yi ve Türkiye halklarını kuşatmaya çalıştılar. Van'a yönelik kayyum yönelimi aslında bunun ilk işaretlerinden bir tanesiydi. Eğer faşizmi inşa etmek istiyorlarsa Kürt halkını yenmek zorundalar. Çünkü bugün faşizmi inşa edememelerinin, faşizmi kurumsallaştıramamalarının, faşizme anayasal bir statü kazandıramamalarının önündeki en büyük engel, halkın barajı diyebileceğimiz engel, Kürt halkının o diri ve canlı mücadelesi. Muazzam bir zulüm gerçekliği var. Katliamlarla süreci yönetmeye çalışıyorlar ama bunun karşısında Kürt halkı boyun eğmiyor. Bu çok ciddi bir irade. Yaşamsal bir irade. Ama eğer faşizmi inşa etmeleri gerekiyorsa, ki gerçekten artık başka çalacak kapıları kalmamış durumda, eğer o iktidar koltuklarında durmaya devam etmek istiyorlar, Kürt halkının iradesini yenmeleri gerekiyor. Kendi hesapları bu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bundan sonra da uyacak gibi görünmüyor diye düşünüyorum. Asıl sebep şu, AKP-MHP iktidarı ve Erdoğan'ın Kürtlerin kendi kendini yönetmesine tahammülü yok. Bakın, önümüzdeki günlerde Rojava'da seçimler yapılacak. Rojava'da yapılacak seçimlere dair dahi Erdoğan'ın bir tahammülsüzlüğü var. Rojava'da yapılacak olan seçimlere bir itiraz var. Bu da şunu gösteriyor. Erdoğan'ın Kürtlerin kendi kendini yönetmesine tahammülü yok. Bu nedenle Kürtlerin iradesini tanımıyor. Bu nedenle Kürtlerin iradesini kabul etmiyor ve Hakkari Belediye'mize kayyum atama yolunu seçti. Mersin'de toplumun farklı kesimlerinden, demokratik muhalefetin farklı kesimlerinin bugün oturma eylemine desteği oldu, katkısı oldu. Yine hakeza mecliste bundan farklı siyasi parti grubu sözcülerinin, temsilcilerinin kayyuma karşı açıklamaları oldu. Kayyumu kabul etmediklerine dair açıklamalar oldu. Biz sarayın bu fermanından ancak ve ancak toplumsal muhalefetin tamamının bir araya gelerek geri adım attırılabileceğini düşünüyoruz. Bunu geçmişte yaptık. Bunu Van'da yaptık. Van'da sadece Kürtler sarayın darbesine karşı sokakta değildi. Sadece Kürtler itiraz etmedi. Toplumun farklı kesimlerinin itirazıyla, dayanışmasıyla biz sonuç aldık. Aynı şekilde Hakkari'de de toplumun farklı kesimlerinin, muhalefetin farklı kesimlerinin vereceği destek ile ve dayanışma ile sonuç alacağımıza inanıyoruz. AKP-MHP iktidarının yerel seçimlerde devrettiği, Kürt halkının kendi iradesiyle kazandığı, kayyumdan yine bu iradeyle teslim aldığı belediyelerden bir intikam dalgası yaratma amacıyla yeniden bu işlere başladık. Kürtlerle yumuşama, onlarla sorunu savaşçı politikalar dışında bir çözmeye amacında olmadığı için bu tür politikalarını, bu tür adımlarını zaten atacak, yapacak. DEM Parti'nin ya da sol sosyal çevrenin ve hatta gerektiğinde kendisini tehdit eder durumda gördüğü sosyal demokrat belediyelere bile kayyum atamaktan çekinmeyecektir bu iktidar. Peki bunu geriletmenin yolu ne? Evet, dün de gördüğümüz gibi, Van'da da gördüğümüz gibi kitlesel olarak sokağa çıkmak, kendi iradesine sahip çıkmak. Biz de hemen İnsan Hakları Derneği olarak onu söyleyeyim. Gözlemci olarak bu tür etkinliklerin hepsinin içerisinde yer alacağız. Ve irade gaspının karşısında demokratik hakkımızı aynı biçimde kullanacağız. Bu anlamda her yerde, sadece Hakkari'de değil, kitlesel karşı koyuşla nöbet eylemlerini devam ettirerek halk kendi iradesinin gasp edilmesine ve oraya kayyum atanmasına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bu sadece Kürt halkının sorunu değil.